Geçtiğimiz günlerde Yok Yok adlı sergisini sanatseverlerle buluşturan sanatçı Komet ile atölyesinde sanata ve çalışmalarına dair sohbet ettik. İzliyoruz. Değişik bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugün biraz psikolojik bir röportaj olacak. Psikolojik bir röportaj olacağı için de ben hani Komet'in çocukluğuna inerek başlamayı planlıyorum. Komet, çocukluğuna inelim mi? İlk resim çalışmaları, sanat aşkı, heyecanı nasıl başladı? İnelim. Sanat küçük yaşta sanatçıların hayatlarını okurken ne güzel dedim. Ben de sanatçı olmak istiyorum. Sonra okulda arkadaşlarımız Kore Şehitleri Köşesi, Kore Köşesi vardı. Oraya Türkiye'den askerler gitmiş. Biz de onların resimlerini yapıp büyüttük. Sonra tarih şeridine eski padişahların resimlerini yaptık. Bir sürü resimler yaptık. Doğadan resimler yaptık. Benden iyi yapan çocuklar da vardı ama ben biraz daha meraklıydım galiba. Bir de ben, babam öğretmendi falan. Evde kitaplar vardı. Fakir çocukların yoktu öyle şeyleri. Onlar okumaya devam edemediler. Çırak oldular. Ben de ortaokula, liseye gittim. Çok merak ettim. Picasso gibi resimler yapmaya başladım. Peşinden başka bir öğretmen geldi. Matisse kitabı verdi. Ben de tel gibi çizgilerle, Matisse gibi desenler çizmeye başladım. Sonra okulun sergisi olunca en fazla benim resmim vardı. Kızlar, ben ufak tefektim çünkü ben de kendimi beğendirmek istiyordum kızlara. Çok yaramazlıklar yapıyordum, kimsenin yapamayacağı. Ve resim yapmaya, yani ben de bir marifet göstermek istiyordum. İşte öyle bir şey yavaş yavaş gelişti. Sonra akademiye gittim, başka okulları da kazanmıştım ama yavaş yavaş böyle gitti işte, ne yapalım. Akademiden sonraki yıllar? Akademiden sonra askere gittim. Rus hududunda orada askerlik yaptım. Tuzla'da burada. Sonra askerden döndüm. Ne yapacağımı şaşırmıştım falan. Derken yani ben başka hiçbir şey yapmadım. Camda süründüm. Hep resim yaptım. Yazı yazdım. Sonra bir Avrupa imtihanı açıldı. Ben akademiden kovdular 1,5 sene. Çok haylaz, anarşist böyle şeylerimiz vardı yani. 1,5 sene kovdular. Çok bohem falan yaşıyorduk. Uzun hikaye. Ondan sonra ilk sene imtihana girdim, Avrupa imtihanına. Orada ben böyle aynalı böyle hocaları falan gösteren, onlara dalga geçen, zımparalı falan şeyler yaptım. 50 kişinin de sonuncu oldum. İkinci sene girmeyecektim. O beni kovanlar, biraz hocalar, yaşlı hocalar tek emekli olmuştu. Gir falan dedi bazı diğerleri. Girdim, bu sefer de birinci oldum. Fakat şey yazmıştım. Birinci tercih seçme şeyi Pekin yazmıştım. İkinciye New York, tabii çünkü biliyordum ben New York'ta ne gelip geçiyor yani. Çok iyi takip ediyor bizim grubumuz, birkaç arkadaş, Ali Aşuroğlu falan. Üçüncüye de Paris yazmıştım. Kazanmayı beklemiyordum tabii. Kazandığımı öğrenince hemen Pekin uçtu gitti tabii. New York'ta Paris arasında düşündüm ama eski dünyayı, onun romantikliğini, bir sürü Fransız edebiyatı, şiiri, sineması falan beni çok çekiyordu. Çok da arkadaşımız vardı oralarda. Paris'i tercih ettim. Ne yapalım? İşte hayat. Zaten insan biraz kafasından bir tahta eksik olmasa sanatçı olacağım demezsin. Estağfurullah. Tabii özünde öyle yani. Fransa yılları nasıl geçti? Vallahi eski Paris çok bambaşkaydı yani. İnsanın parası olmasa bile çıktığı zaman
yaşıyordu, her tarafa gidiyordu. Çok bambaşka bir şeydi. Tabii o geçti, gitti, bitti. Şimdi tabii resim bilhassa görsel bir şey olduğu için ben çabuk ilişki kurdum yani. Çok iyi geçti önce. İşte şimdi gidip geliyoruz yani. Sergilerden bahsedelim birazdan. Edelim. Her yerde sergi açmak istemiyorum tabii yani. Mesela Beyoğlu'nda açarım, Teşvike'de açarım. Çok uzaklarda açmak istemem. Kadıköy'ü çok sevdiğim halde orada merkezi yer. Paris'te açarım mesela. Diğer şehirlerde fantezi şey yapıyorlar. Açmam. Paris'te açarım. Roma'da açmam ama Milano'da açarım. New York'ta, Manhattan'da açarım. Keyif aldığınız şehirleri tercih ediyorsunuz, bölgeleri tercih ediyorsunuz. Merkezi yerleri tercih ederim yani. Yahut da çok uzak kalmamış yerleri tercih ederim. Röportajımıza çok değişik bir şekilde başladık. Umarım dinlenmişsinizdir. Şimdi de Karşı Sanat'ta şu anda yer alan Yok Yok adlı serginizden bahsedelim mi biraz izleyicilerimize? Siz bu serginizi gayri ciddi bir sergi diye adlandırıyorsunuz. Gayri ciddi bir sergi mi? Aslında çok ciddi olduğu için gayri ciddi dedim yani. Çünkü dünyaya başımızdan geçenlere, gördüklerimize, toplumdaki olaylara falan genellikle ironik bir bakış açısı var bu sergide yani. Toplumdaki çeşitli izansızlıkları, izan yok, aş yok, iş yok, aşk yok, izan yok, izansızlıkları sergiliyorum. Affedersiniz, hıyarlıkları, kötülükleri, salatalıkları mı diyeceğiz? Neyse, üzümleri, efendim, kayısıları, diyelim de tabii yani o da olabilir. Acı şeyler var. Ağaçları kesmişler, onları sergiliyorum. Şimdi mezarlık o var. Efendim, işte yok yok yani. Video enstalasyonları da var. Bu videolarda neler yer alıyor? Hiçliğe, yokluğa doğru bizi sürükleyen göstergeleri sergiliyorum. Bir takım gerçekle aramıza giren perdeleri, sahtelikleri, efendim, olmayacak, olağanüstü olacakları, bir takım acayiplikleri. Absürt diye bir kavram var. Saçma diyorlar ama saçma da değil tam o. Uyumsuz diye çevirmişlerdi bir ara. Olmayacak olabilecekler. Olabilecekken olmamışları. Yani bir nevi bir sürü şeyi yoka çeviriyoruz yani. Yokluğu, hiçliği hatırlatmak üzere bir de paspaslarınız var üzerinde yok yazan. Sınırlı sayıda üretilmiş. Sanat mı yere düştü de tekrar duvara koyuyoruz yoksa yere mi düşürüyoruz? Bir de komet paspasları olacak. Onlardan da yapacağız 100 tane. Ve girerken kapınızın önünüze koymuşsanız isterseniz öyle koyun. Hiç olmazsa beni hatırlayacaksınız. Ben basmaya i̇sterseniz, kıyamadım duvara astım. İsterseniz duvara asabilirsiniz. İsterseniz altın çerçevede koyabilirsiniz yani. Yok yok. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hermoso mi bilge baba lloron aquella virgen de Cristo. Hermoso mi bilge baba lloron aquella virgen.